Bunu bir clickbait olduğunu düşünmüş olabilirsin ama sana gerçekten yemin ediyorum değil. Neden böyle yazdığımı anlamak istiyorsan biraz bekle. Ama videoyu ileri sararsan da çok manyak bir şey kaybedeceksin. T-Shrek 3... You just died. Az önce öldük. Just, şimdi, her an, now yani. Bunu söylemenin bir sürü şekli var ama hepsi aynı yere çıkıyor. Ve burada hiç alışık olmadığım iki seçenek var. Tamam, hazır değilim. Hangisine basınca oyun bitiyor? Ölünce mi? Hazır değilim desem? Tamam, ölmüş olayım. Neredeyim lan? Hiçli... Yeraltı mı lan burası? Sana bir şey diyeyim mi? Hiç ölmüş gibi durmuyorum. O yüzden... Ya hayalet oldum değil mi lan? Kesin hayalet oldum ya. Bir şeyler yanlış gözüküyorsa korkma. Öldün. Ama bunda sorun yok. E'ye bas kapıları açmak için. Tamam. Yani hayal etsem içinden geçemiyor muyum abi? Hayalet olmanın tek havalı yönü var, o da bu. Müzik... Gayipten bir müzik geliyor. Bunlar ne lan? Sup yo. Gördüğün şey hoşuna gitti mi? Bu ne demek bilmiyorum. Sonraki hayata hoş geldin. Evin çok güzel. Kimle konuşuyorum lan? Artık dinlenebilirsin. Sen nesin acaba? Hiç E'ye bile basmadan okuyorum size abi. Bu ne lan? Gerçekten ölmüşüm, bir dakika. Sup yo. Merhaba arkadaşlar, siz de mi öldünüz burada takılı? Işığa doğru gitmeyeceğim. Hayır, bugün yapacağım son şey bu. David, seni çok özledim. Anne! Ah, bu kim lan, büyük ışık? Burada da ışığa gidiyor sayılıyor muyum? Ne? Bu müzik benim hoşuma gitmedi. Biraz daha gezeceğim, bir saniye. Bir tık ters köşe yaptığımın farkındayım ama... Oğlum hangisine gidecektim ya? Uf. Bu ışığa da hiç gitmek istemiyorum. Gözlerim kararıyor oraya bakınca bile. Bu ne? Bu kitle. Bu ne? Öbür dünya maceram bu evde başlıyor. İki tane olmuş olsa bile. Ha, ilk hayatım da burada başlıyor. İkinci hayatım. Böyle bir şey mi efendim? Bu ışıktan geçince ne oluyor peki? Baba! Annen süpürge dolabında. Ne? Annem niye süpürge dolabında baba? Ölüm seni sevdiklerine geri kavuştururken sadece bir kere var olmuş olabilirsin falan. Hiç, çok saçma bir şey yazıyordu, okuyamadım. Nasıl unutabilirsin? Neyi unuttum abi? Ruh arkadaşlarım bir tık üstüme geliyor. Galiba dışarıdaki ışığa gideceğim abi. Burası ne? Lan koca bir kübün içindeyim ya. Ya da oyun dizaynları çok CPU yemesin diye de böyle yapmış olabilir. Öbür dünyaya hoş geldiniz. Çıkış şu an için kullanılamıyor. Tamam. Neden burada bir tek müzik var abi? Tersten DJ. Otele hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar mı? He? Onlar yaşıyor. Bizim dünyamızı rüya perspektifinden görüyorlar. Oo. Ne? Göz müsünüz lan sadece? Abi öldükten sonra böyle bir trip yaşamak istemezdim. Her şeyi görüyorum ama sadece bir rüya mevzusuyla. Burada kırmızı halı ne alaka abi? Bir imza ister misin? Ha, sen ünlüsün. Abi ünlü münlü herkes aynı, baksana hepimiz ruh gibi geziyoruz. VIP yeri. Buraya girmek için en az 1 milyon kere hatırlanmalısın. Aa, ben buraya girebilir miyim? Hayır, giremiyormuşum. Bu VIP odalar çok rahatsız edici. Onlar neden bizden iyi olmak zorunda? Değiller oğlum zaten, baksana altında sadece kırmızı bir halı var. O yüzden bu kadar dert etme bunu. Bir şey diyeceğim, burası niye böyle bir liminal space oldu hocam? Neyi izliyorsunuz siz? Bir saniye, şuraya gitmem lazım. Çalışanların yeri. Ben niye çalışanlardayım ya? Git buradan. Onlar bizi göremiyor. Gitmek istiyorum. Neden abi? Burada ne güzel eğlence alanı oluşturmuşsunuz kendinize. Gözler de izliyor sizi zaten. Sana bir şey diyeyim mi? Şu görsellerden sonra bir tık rahatsız olmaya başladım bu oyundan. Ve gözler her yerde bizi izlerken backrooms tarzı bir yerde takılıyor. Bana bir whisky versene. İçemeyeceğimizi biliyorum. Sadece ölümlü işime devam etmek istiyorum. Aa, bu kadar takıldınız mı yerinize? Oğlum mekanın güzelliğine bakar mısın? Alt üst. Sade ve basit. Aman Allah'ım yo. Sonra da dedi ki bende bıçak var.
Bu son şakasını yaptı tarzı bir şaka mı? Benimle birlikte öldü. Şimdi nerede? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aldatılmışsın ahbap. O seninle birlikte ölmemiş. Oo. Ne lan? Balkon yer ne? Balkon yer ne? IKEA tarzı bir şey mi? Abi burada her şey çok yanlış geliyor bana şu an. Demensiopo. Fransızca mı lan bu? Hiçbir şey bulamadım. Son yarım saattir arıyorum abi. Yemin ederim bulamadım. Hey yo. Onunla konuşmaya hazır mısın? Hadi dinler. Akşam yemeğine mi gidiyoruz? Oh. Bu Allah mı? Hazır değil. Hazır değil, hazır değil, hazır değil. Nasıl Natre'de abi? Ölmeye hazırım. O kadar yol geldim. Hayır arkadaş. Ah. Ne? Endiversum.com. Bu ne lan? Ya adamların reklamıymış ya. Allah'ım bir türlü ulaşamadım sana. Oh bulutlar. Bunlar da bir çeşit ruh mu? Daha yoğunlaşamamış, arafta kalmış ruhlar böyle mi oluyor lan yoksa? Pencereden hiçbir şeyin gözükmediği, ambiyansın çok garip olduğu ve sağdan soldan random materyallerin fışkırdığı bir dünya. Geri dur, çok tehlikeli. Hayır, ben geri duramam çünkü öldüm. Kaçacak hiçbir şey kalmadı. Işığa gideceğim. Unutulmuş. Kim unutulmuş lan? Ben mi? Unutulmuş olmayayım ya. Daha yeni öldüm. Gerçi burada zaman mekan kayıyor dedim, öyle yazıyordu. Hazır lan. Ne ya? Ha? Oo. Asıl akşam yemeği. Barman! Monkey. Sen kaç yüzyıldır buradasın? Bazı ruhların psikolojisi bozulmuş abi. İyi şanslar. Nerede iyi şanslar lan? Hey şarkıcı. Bize bir şey söyle. Ne yaz? Lan ne yazdığını okuyamadım. Ciddi misin? Ya bir daha açıver. Abi ne yazdığını okuyamadım. Kesin videoda gözükmüştür ama. Şimdi nereye gideceğim? Bu bulut yoğuşmalarının bir sebebi olmalı. Bu ilahi yerde... Bu bir cami. Bunun bir cami olduğuna eminim. Biliyordum lan. Doğru yolda olduğumu biliyordum. İyi şanslar. Karanlığa gidince ışık geliyor. Her ışıkta bir karanlık. Her karanlıkta bir ışığın olduğu bir... Bu sefer sana ulaşabilecek miyim? Çünkü artık hızlı hissediyorum ve öleceğim yani bu sefer. Hazır mıyım arkadaşlar? Siz söyleyin bana. Niye kimse konuşmuyor? Ha? Ne? He can go into the... Ha, yakında süpürge odasına, dolabına gidebilir. Ama oraya gitmek istiyor mu? Bilmiyorum. Ne var ki orada? Ne yaşanmış? Şu kenarlarda bir şey yazıyor mu? Nope. Ha? Demek benimle tanışmaya hazırsın. Vallahi... Herhalde. Merak etme. Burada güvendesin. Devi hayatın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama burada olduğuna göre sana gerçeği söylemeliyim. Yaşayan insanlar için var olmak kolaydır. Onların bir bedeni var. Ama biz öldükten sonra ve bedenlerimizi bıraktıktan sonra sadece ruh olarak kalırız. Bir ruh yeterli enerji verilmediği sürece var olamaz. Ve bizim enerjimiz bizi gerçek dünyada yaşayan insanların hatırlamasından gelir. Wow. Güzel... Güzelmiş. Kim? Gandhi mi bu? Eğer seni hatırlayacak kimse kalmazsa kendini bir arada tutamazsın. What lan? Gerçekten öyleymiş. Dağılmış bir enerjiden ibaret olan bir buluta dönüşürsün. Kıyamam lan size. Gerçekten arafta kalmış bunlar. Onlar ya var olmanın peşinde koşar ya da başka bir şeye dönüşürler. Bu sadece insanlar için böyle değil. Yerler için de böyle. Öbür dünyadaki her yer başka bir insan için bir şey ifade eder. Ama o yer hatırlanmazsa orası yok olur. O yüzden seni buraya getirdim. Bu yer yavaş yavaş kayboluyor. Başka bir için bir sorun var. Hugol nerede yazıyor oğlum? Hugol ne alaka şu an? Davy'i hatırlayacak mısın? Yani ben Hugol değilim. Hugol benim ruh ismi falan mı? Davy'i hatırlamayacağım, üzgünüm. Davy'nin kim olduğunu bilmiyorum. Ah. O da seni hatırlamayacak o zaman. Allah kahretsin, keşke hatırlasaydım. Ne olacaktı? Ya ne olur baştan oynatma bana bunu, oynarım çünkü. Ah. Hayır. Hemen çok hızlı, bunların hiçbiri var olmamış gibi hemen baştan oynuyorum abi. Bir dakika, buraya girebiliyor muyum şu an? Hayır. Bir 15 dakika sonra buradayım. Hey sen.
Varlığını anlayamadığım şey, en çok hatırlanan şey. Seninle tanışmak için geldim ama boş yapmanı dinleyemem. Alright. Çoktan sorumu cevapladın. Abi tüylerim diken diken oldu az önce. Lan baştan seçmeme izin vermiyor. Hayır bir daha deneyeceğim. Hayır bir daha deneyeceğim abi. Ey en bilgin ve en yoğun şey. Koca enerjinle beni yansıt. Ve lütfen devreye atılamama izin ver lütfen. Devi'yi hatırlayamayacağım. Devi bulut oldu. Allah kahretsin. Şizofrenik oda... Bir süre önce bana şizofreni tanısı konuldu. Bununla birlikte benim... Ha, iş yaptığım yerden ayrılmak çok zor. Şizofreni olduğum için evet. Şizofreni nasıl iş yapıyorsun o zaman? Umarım bugün çıkabilirim buradan. Ne? Bu bir şizofreni simülatörmüş. Tabii ki gerçekten bu sorunu yaşayan insanlarla aynı şeyleri göstereceklerini zannetmiyorum. Ama bu tablo ne böyle? Sarımsak mı lan bu? Sarımsak ve soğan. Yavaş yavaş açıldı var ya fotoğraf gözümde. Yorucu bir iş gününden sonra penceremden dışarı bakıyorum ve bir kıyamet görüyorum. Benim ayak sesim mi? Bu ne yazıyor? Şizofreni tanısı sonucu. Pozitif. Tamam. Böyle mi yazmışlar kağıda? Yapacağım şey çok basit. Sadece yürüyerek evime gideceğim. Başıma ne gelebilir ki? Bu numarayı en az 350 oyunda gördüm. Beni bu heykelle korkutabilirsen yapımcısına gidip donate atacağım. Sana uzun süredir bakıyorum ve hala kafanı bana çevirmedin ha? Uygun zamanı mı bekliyorsun yoksa? Ya bir şey de bilmeyeyim ya! Gözlerimin içine bakmıyorsan sorun yok. Bence bunu yapmak için de başka bir leveli bekliyorsun abi. Neyse. Hadi gidelim. Şu an arkamda değilse oyun oynamaya bırakırım. Hah, laleler. Lale miydi lan bu? Bu da hiçbir işe yaramıyor. Dostum sana bir şey diyeyim mi? Bu yaşananların şizofreniyle alakası yok bence. Tamamen bu binanın tasarımı yüzünden olan şey. Bak bu minik bir hissettirdi şu an. Heykelcik. Daha önce burada bu yol yoktu lan. Yok bir şey yok. Ne gördüm lan? Burada bir şey gördüm ben. Oh bak. Bak. Bak görüyor musun bak. Bu ne lan? Ya sadece beni tribe sokmak için bir şeyler değil mi? Hadi gidelim buradan. Şu manken ne zaman arkamda belirecek abi? Asıl mevzuyu bekliyorum. Ay! Donate kazandın. Arkamda belirmeni bekliyordum. Aa bu sefer bakıyor musun lan? Gözlerini hareket ettirmen mekaniğini bekliyorum şu an abi. Ya burası iş yeri değil. Burası başka bir yer. Şimdi beni yeme bak. Alt kata inmek her zaman kötü bir fikir. Ah. Aa dostların da buradaymış. Oğlum büyük... Kendi ayağımı sürekli manken sesi zannediyorum. Bir dakika ya ben de mankensem? Burada çok güzel bir hikaye anlatım var abi. Birileri çok sıkılmış ve parça pinçik olmuş. Birileri ayağına... Lan niye tırnaklarınızda hoca var? Bu tabloda ne var? Yavaş yavaş açılacak mı kafamda abi? Evet... Bina! Sen tam olarak gözlerim içine bakıyorsun abi bak şu an. Doğaydın oyunda yumruk atma mekaniği yok yoksa çok canınızı sıkacaktım. Kırmızı alanlar! Merhaba şizofreni kankalar! Birinizden nefes alıp verme sesi veriyor. Aranızdan biri gerçek. Ve bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? Kafa mı? Bir kat daha aşağı inme olmasın lütfen. Biraz karanlık oldu ama. Bu ne? Oh. F'ye bas açmak için. F'ye bastığım anda 750 tane manken beni karşılayacak mı? Ha? Bu oyun beni çok güzel ters köşe yapıyor. Ah soğanlı tablo! Ha, tamam gördüğümüz bütün tablolar burada abi. Korkmadım ki, korkmadım. Bu televizyon kablosu bağlı değil. Bu da korkunç. Kimse var mı? Nasıl ya? Ben dönüp dolaşıp... Yok olmuş geldiğim yer. tamam. Sıkıntı yok abi. Sadece bu... Bira fıçısı var burada. Süper. İhtiyacım olan her şey var. Burası açılmıyordur tahminimce. Sakın bir daha flash kapama. Güzel bir baget ekmeği var. Canım toz çekti ya. Şu an var ya...
Niye koşuyorum lan? Niye koşuyorum? Şimdi geri gitsem ne olur ki? He? Şu an geri gitsem belki açılmıştır. Allah kahretsin ya. Staminam da var sol altta. Sana bir şey diyeyim mi? İhtiyacım olana kadar koşmayı düşünmüyorum abi. Şu an perspektifsel bir sorun yaşıyorum. Geri gidince geri geliyor mu? Tamam şimdi koşmalıyım. Koşmalıyım hadi. Hadi abi. Yakala. Ya yapmaz dedim ya. Beni bu kadar ters köşe yaptıktan sonra arkama dönünce çıkmaz dedim ya. Arkamdan vurmaz beni dedim ya. Ne mançenler kafalar niye? Çok iyi. Sonra ben bu oyuna karşı algılarımı kapadım ki bu saatten sonra beni korkutamazsın bu arada. Ne bu lan, Meryem Ana mı? Neyse devam edelim. Okey, tamam her şey yolunda. Hey. Hey ya. Sağdan soldan çık. Ulan şimdi kapandı mı gerisi? Kesin kapandı. Hayır. Meryem Ana hala duruyor mu lan burada? Bu kadın kesin değişecek abi. Kesinlikle değişecek. Şu an tek ürktüğüm şey beni kovalamaya başlamaları. Hey o. Doğru yerden... Ya... Dönüp dolaşıp aynı yere mi geldim? Öyle bir şey mi yoksa mal gibi geri döndüm ve haberim yok mu? Abi sırlar odası oluyor şu an bana. Bir ışık. Ah, tam da vurduğu yerden bir çiçek çıkmış. Ne kadar tatlı. Beni kovalıyor muydun lan? Dünyanın en yıkık kovalama simülasyonu. Ama şimdi daha iyi kaçacağım. Bak şimdi. Işığı vuralım şuradan hocam. Işığı vurduralım. Işık niye vurmuyor lan? Işık niye vurmuyor lan? Yavaş yavaş geliyor bak. Flash'im kapalı ahbap. Sen geliyorsun. Allah kahretsin, çok hızlı koşuyor bu. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Yorumlara yazın. Tamam sakın yazma, vazgeçtim. Geliyor mu lan? Abi çok yavaş koşuyormuş ya. Bu beni yakalayamaz ki. Oh yo. Oh yo. Bağırma lan. Dur çabuk. Hadi abi yetiştik. Kesin öldüm abi. Geliyor. Tamam. Evet bence de. Bu sefer durmadan koşmaca taktiği yapacağım. Ve genelde bu taktik işe yarar. Sesi duyduğum anda koşacağım abi. Tamam bu sefer de soldan gideyim bakayım ne varmış. Oh. Başka bir yol burası, bir dakika. Hiç arkama bile bakmayacağım biliyor musun? Hiç bakmayacağım bile. Allah geliyor, yemin ederim geliyor. Lan ben de bağırabilirim. Hiç senden daha hızlı koşuyorum öyle hareketler yapmama rağmen. Çok az kaldı. Gel abi. Hup. Az önce hiçbir şey görmedin tamam mı? Ah ulan hareket ediyor lan. Ne yazıyor burada? Tamam. Bulmaca saati mi? Saat bulmaca mı? Ooo tablolar. Gördüm. 7. X. Şey ve şey. Tamam. 7-1-3. 7-1-3-5 diyorum hocam. Bu... 7-1-3. 7-1-3-9 diyorum. Tamam. 7-1-3-9. 7-1-3. 7 ile 4 birbirine çok benziyor. Ozan 4-1-3-9 mu? 4-1-3-9. Evet tamam. Lütfen bir adam kovalayarak beni yakala mı? Selam. Siz de mi aşağı gidiyorsunuz? Zaten bir tek aşağı gitme seçeneği varmış. Günün nasıl mesela? Hava niye kararıyor lan asansörde? Hey sana bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın ama. Üstünde hiç kıyafet yok. Benim katım burası tatlım. Kendine çok dikkat et ve lütfen beni kovalamaya başlama. Bu ne? İlerliyor muyum lan şu an? Ya flaşımı açmayı unuttum.
Bu garip. Benim flaşım çalışmayı durdurdu. Müthiş bir çeviriydi. Flaşım çalışmayı durdurduysa ben de sadece kırmızıya doğru koşmayı tercih ederken konuşmayı da tercih ediyorum. Çünkü daha az konuşmuyor. Lan gene mi kovalıyorsun be? Bu mu yani? Yeni koşu stilin bu mu? Geldik mi lan? Az kaldı. Exit. Exit abi. Exit abi. Geri de aynı hızda koştuğumu düşünmek istiyorum abi. Öyle mi? Geldi herif ama. Ama herif geldi. Geldi herif. Geldi. Ne oldu lan? İş çıkışı bir adam şizofreni yüzünden kalp krizi geçirdi. Bunların hiçbiri gerçek değildi lan. Bak bu kadar dandik olup bu kadar güzel olan bir oyun görmemiştim hayatımda daha önce. Hani şizofreni falan tamamen unutturdu bana. Şu mankenler beni niye kovalıyor muhabbetine. Oyun bitti zaten. Bunu mesela... Nerede ki pizzalar? 5 pizzayı yakalayınca ne oluyor şimdi? Aha. Aha bir tane daha buldum. Sen şöyle pazara gel. Pazara, aynen. Hoppa. Aha şurada bir dilim. Allah kahretsin sıkıştım. Buradan dodge'larsam NBA'ye katılacağım abi. Beni... Canı isteyince kovalıyor beni. Hadi abi iki tane kaldı. O, tamam. Biri de burada. Oyo. Oyo bu sefer öldüm değil mi? Hop! Hadi bakayım. Allah'ım. Hey now, you're a rockstar. It's a shame on your name. Son dilim pizza nerede acaba? Bilmiyorum. Kesin burada bir yerlerde. Oh! En azından bugün bir oyun kazandık.